Tekrar merhaba. Neredeyse açılarla ilgili bütün kuralları öğrendik. Size sadece birkaç tane kural daha anlatacağım. Şimdi diyelim ki iki tane paralel doğrumuz olsun. Paralelin anlamını bilmiyorsanız kısaca açıklayayım. Şöyle bir doğrumuz olsun ve yeşil doğru da buna paralel doğrumuz olsun. Bu iki doğru paraleldir. İki doğrunun da sonsuza kadar uzadığını düşünelim ki öyle olmalı. Mavi ve yeşil doğrular asla kesişmeyecek. Birbirlerine olan uzaklıkları hep aynı kalacak. Ancak bu paralel doğrular aynı düzleme aitler tabii. Mesela ikisi de aynı kağıtta çizilmiş ya da e, masanın üzerinde bulunuyorlar diyelim. Yani gördüğünüz sandalye, dolap gibi üç boyutlu değiller. Tabii ki eğer mavi doğru yeşil olanın üzerinde olsaydı iki doğru da sonsuza kadar her yerde kesişeceklerdi değil mi? Yani çakışık doğrular diyecektik bunlara. Kısaca paralel doğrular aynı düzlem üzerinde birbirleriyle asla kesişmeyen doğrulardır. Bir başka deyişle paralel doğrular aynı eğime sahip olan doğrulardır. İki doğru içinde y'deki değişimin x'deki değişime oranı aynıdır. Tek farkları doğruların y eksenini kestiği noktalardır. Bunlar farklıdır. Son bahsettiğim şeyleri çok iyi anlamadıysanız ne olur endişelenmeyin. Pekala, sanırım paralel doğruların ne olduğunu anladınız. Eminim ki araba park yerlerinin de paralel olduklarını fark etmişsinizdir. Park yerlerinde iki araba yan yana park ederler ama asla çarpışmazlar değil mi? Şimdi size daha karışık bir şey göstereceğim. Bu aslında iki paralel doğruyu kesen başka bir doğrudur. Elimizde iki paralel doğruyu kesen bir doğrumuz var. Şimdi yapacağımız şey şekilde ortaya çıkan açıları incelemek. İlk olarak bakacağımız karşılıklı olan yöndeş açılar. Bu açılar kısaca paralellerin aynı yerlerindeki açılardır. Aynı yöne bakanlar. Aslında sezgisel olarak bile bu açıların eşit olduğunu anlayabiliriz. Eğer bu açıya x dersek bu da x olacaktır. Sanırım şimdi tüm açıları bulabiliriz. Eğer bu x ise, burası da ters açı olduğundan yine x olacaktır. Aynı şeyi buraya da uygulayabiliriz, değil mi? Yani burası da x olacaktır. Peki o zaman bu açıya ne diyeceğiz? Sarı açıya. Bu açıda x'in bütünleridir. O zaman buraya y diyelim. Ama biliyoruz ki y açısı 180 eksi x'e eşit olacaktır. Burası y ise ters açı olduğu için burası da y olacaktır. Burası da bütünler açı olduğu için tekrar y olacaktır değil mi? Ve bu ters açı da y olacaktır. Böylece tüm açıları bulmuş olduk. Kısaca tekrar etmek gerekirse, burası x ise burası da x olur. Evet, yöndeş açılar x ve x. Burası da ters açı olduğu için x olur. Ters açı kuralı burada da geçerlidir değil mi? Bu ikisi de sol altta kalan yöndeş açılardır ve ikisi de x'tir. Evet sol altta aynı yöne bakan açılar. Y açısı 180 eksi x'e eşit olduğundan x'in bütünler açıları y olacaktır. Buradaki y açısı buradakine eşittir çünkü bu iki açı da aynı yöne bakmaktadır. Burası ve burası da yöndeştir ve her ikisi de y'dir. Evet, sağ alttan yöndeş açılar. Y ve y. Yazalım. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Biraz daha ilerlemek isterseniz size şunu söyleyebilirim. İki paralelin içine veya dışına bakan ters yönlü açılar da eşittir. Mesela iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Paralel doğruların arasında yani içinde ve ters yönlü olan açılar. Yani buradaki pembe x açısı ile turuncu x açısı eşittir. Bunu zaten kanıtlamıştık. Yani bunlar iç ters açılar. Bu x ve bu x doğal olarak da bu y açısı ve bu y açısı da eşittir. Son olarak da dış ters açılardan bahsedeyim. Dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet. Yani buradaki turuncu X açısı buradaki pembe X açısına eşittir. Paralellerin dışında ve birbirine ters olan açılar, dış ters. Evet, biri üstte, dışta, sağda, diğeri altta, dışta, solda. Dış ters. Bu ve bu. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Diğer dış ters açılarımız da bu Y ile bu Y açıları. Bunlar da doğal olarak eşit. Öğrendiklerimiz neredeyse paralel doğrular hakkında bilmemiz gereken şeylerin tamamıydı. Geometri oyununu oynamak için size söyleyeceğim son şey ise bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 180 derece olduğudur. Şimdi e, rastgele bir üçgen çiziyorum. Evet evet buraya buraya çizdim ve burası x, burası y, burası da z olsun. Bu durumda x artı y artı z 180'e eşittir. Mesela x eşittir 30 derece, y eşittir 70 derece olsun. Bu durumda z açısının ölçüsünü rahatlıkla bulabiliriz değil mi? 30 artı 70 artı z 180'e eşitse 100 artı z eşittir 180'dir. İki taraftan da 100 çıkartırsak z 80 derece olacaktır. İleri de bu tür problemlerle çok karşılaşacaksınız. Sanırım artık basit açı problemlerine hazırsınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.